Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere meşhur tablet Galaxy Tab S yani Tab S'i tanıtacağım. Evet, Samsung Galaxy Tab S 10.5 inceleyeceğiz. Bizdeki Wi-Fi ve 16 GB'lık olanı 32 GB'lı ve 4G'lisi yani LTE olarak geçeninde mevcut. Ve kutu açılışını yapalım. Kutusundan fazla bir şey beklemeyin. Sonuçta bu bir tablet. Hatta kutunun içindekilerini göstereyim önce. Kutusundan sadece kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve uzunca bir şarj kablosu çıkıyor. Tablet olduğu için işte 1 metre 20 santim falan boyu var. Bir de adaptör klasik. Başka bir şey yok. Kutusu onun dışında boş zaten. Zaten tabletlerde kulaklık falan çıkmıyor bildiğiniz gibi. Neyse kutuyu şöyle yapalım. Cihaza bakalım. Şimdi Samsung Galaxy Tab S yani bu cihaz Süper AMOLED ekranla geldi. Yani bu cihazı cihaz yapan ekranı. Zaten şöyle bir göstereyim. Parlaklığı da full yapalım. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Hatta şöyle bir şey açayım. Ekranın yağ gibi. Yani OTG çalıştırıyor zaten. Onu söyleyeceğim. Hatta söylemişken şimdi söyleyeyim. Hani hafızaya. Ki 16 GB'lık dedim. 128 GB'a kadar da SD kart desteği var. Şu kısımdan. Şöyle görebilirsiniz. SD kart girişi var. Ve ekranı görmüş olduğunuz gibi üst seviyede. Süper AMOLED ekran teknolojisi yapıldı. 2K'dan çözünürlüğü biraz daha fazla. O da 10.5 inçe oturtulsun 2K diye biraz büyütmüşler. Şarjı uzun gidiyor. Aynı zamanda yani normalde şimdi nasıl anlatayım ki bunun mantığını. 3 tane LED ışık var ve 3'ü birden yanıyor. Yani beyaz ışık dahil. Bu beyaz kullanacağı yerlerde yanmıyor. Hani beyaz ışık sürekli yanmıyor. 2 piksel çalışıyor. 2 LED çalışıyor bunlar genelde piksellerde. Zaten patentli Samsung'un kendi şeyi. O yüzden şarjda bayağı uzun gidiyor. 7900 mAh pili var. Şöyle dış görünüşten başlayalım. Ön kamerası 2.1 megapiksel. Arka kamerası 8 megapiksel. Aynı zamanda LED flaşı da var. Hani flaş olması iyi bir şey tabletlerde. Ki ben daha önce denk gelmedi herhalde bana şimdiye kadar. Kulaklık girişi. Hatta kulaklık girişi bakın biraz kalınlaştırmış. Şöyle bir bombe var. Hoparlör. Alt tarafı temiz. Mikrofon girişi var burada. USB 2.0 güç veri şarj her neyse onun girişi. Micro SD kart yuvası burada. 128 GB'a kadar destekliyor demiştim. Yine burada hoparlör. Üst tarafta da ses açma kapama ve power on off tuşu mevcut. Boyuna gelelim. Şöyle boyunu ölçelim. Zaten 10.5 S1'si 17 santim, 17.5 santim bir boyu var. Yani genişliği var. Yani 17.73 santim diyeyim ben size. Şöyle genişliğini de ölçelim. 24.6 mı? 24.73'te bir genişliği var. Çok ince. Sanırım iPad Air 2 çıkana kadar en ince tablet o gelene kadar 6.6 mm. İnce ve hafif. Şimdi ağırlığını da ölçeceğiz. Dış görünüşü böyle. Ben şu çantadan hassası çıkarayım. Gelmişken bir şunu sıfırlarsa boyunu da ölçelim. 465 gram. Bakalım bizim 4 gram eksik tartıyor. 2 grama düştü. 465 gram tam ağırlığı. Şimdi iç özelliklerine bakalım biraz da. Şimdi Antutu sadece benchmark puanını göstereyim ben size. 36.903 bu bir tablet için çok üst bir puan. Ki hani çok uzun falan da gidiyor şarjı. Benim başarılı bir tablet. Hatta şu an piyasadaki en iyi tabletlerden bir tanesi diyebilirim. 4 çekirdekli 1.9 GHz Cortex A15 işlemci ile yine 4 çekirdekli 1.3 GHz Cortex A7 işlemci var. Yani iki tane farklı işlemci var. Bu da şu yüzden normal beklemeye aldığım zaman da Cortex A7'ye geçiyor 1.9 3 GHz'lık işlemcisine. Fakat çalışırken de 1.9 GHz'la hatta yeri geldiğinde diğerinden de destek alıyor ve iyi bir şekilde çalışıyor. Bu da hani güç tüketimini azaltmak için yapılmış bir şey. Küçük oyunlar bunlar. Size küçük sürprizler yapmış tablet. Ekran çözünürlüğüne gelecek olursak hani 2K'dan biraz daha fazla demiştim ben buna. Bu arada bu işlemci Mali T628MP6 ile destekleniyor. Hani ilk defa duydum ben bunu. Fakat oldukça kuvvetli bir
ekran bileşeni diyeyim ya da ekran kartı diyeyim eski tabirle. Şimdi 3 GB RAM'i var bu tabletin. Ben onu da söyleyeyim iç özelliklerine gelmişken. Ve 7900 mAh batarya ömrü var ve bataryası dediğim gibi ekran tasarruf modu oldukça üst seviyede. Dediğim gibi çift işlemci var. Yeri geldiğinde az batarya harcayan işlemciye geçiyor. Yeri geldiğinde çok batarya harcayan işlemciye geçiyor. Destek alması gerekirse. Hatta normalde öyle çalışıyor. Oldukça güzel. Bütün muhabbet aslında bana kalırsa bu ekranı, hani süper AMOLED dedik. İşte 2K'dan biraz daha yüksek çözünürlükte dedik ekranına. Bütün aslında hani olayı, güzelliği ekranı. Yani şöyle ekranını göstereyim. Ekranı tekrar dönmemiz lazım çünkü hani süper AMOLED bir ekranı var. Ve hakikaten de hani böyle OTG destekliyor. Film falan atarsanız da 10 numara 5 yıldız bir keyif sunuyor size. 2K'dan biraz daha yüksek çözünürlükte dedim ekranına. Hani onu da söyleyeyim. 2560'a 1600 piksel ve 10.5 inç bir ekranı var. 228 ppi bir piksel yoğunluğu var. Ya şimdi diyeceksin benim telefonumda işte piksel yoğunluğu daha fazla falan filan. Ama işte hani süper AMOLED olunca o piksel yoğunluğu üst seviyeye çıkıyor. Hani zaten cam gibi yani. Bundan iyi ekranlı olan tablet şu anda yok gibi bir şey. Hatta yani bir tane falan vardır kendi rakibi. Ekran konusu da böyle. Şimdi SAR değerini söylemem gerekiyor. Hani SAR değerini, ya şimdi içine de bakacağız da. SAR değerini önceden söyleyeyim bunun baştan. 0.20 watt bölü kilogram. O da body olarak geç. Hani vücuttaki SAR değeri bu. Hani kulağımıza dayamayacağımız için bunu. Gerçi 4G'lisi de var. 0.21 SAR değeri var. Oldukça düşük zaten. Takdir ederseniz tablet, telefon değil. Hani SAR değeri çok düşük, SAR değeri çok düşük. Dememizin sebebi bu. Chipseti hani Qualcomm, işte MediaTek değil. Equinox ya da Exynos diye okunan piyasada. Exynos 5 Octa 5420, yani Samsung'un kendi chipseti var üzerinde. Onun dışında biraz içini kurcalayalım. Bu arada kamera kısmını baştan söylemiştim. Kamerası da 8 megapiksel. Flaşı var ve 1080p'de yani 30 kare video çekebiliyor. Kaliteli. Bir tablete göre kamerası iyi. Şimdi şöyle bir ayarlar kısmına bakalım. Şimdi güvenlik cihaza gelelim. Özel mod. Parmak izi tarayıcı var. Parmak izi yöneticisi, parmak izini kaydedin. Onu da göstereyim. 8. kere tekrarlayın diyor. Şöyle. 1 2 3 olmadı. 4 5 niye sayıyorsa modu yazıyor zaten. Parmak izi kaydedin. Kullanmak üzere şifre girin diyor. Şifreyi de 1912 yapalım diyecektim de. Şimdi artık parmak izi kilidimiz etkin. Ve parmak iziyle kullanabiliyoruz. Ulaşmak isterseniz, ki gerçi hani sürekli böyle parmak kaydırayım, parmak kaydırayım, yağlı olur, pis olur, elimiz dolu olur, bir şey izleyecek olurum. Ben şahsen sıcakta bakmıyorum parmak izini kullanılmasına ama kullanılıyor. Şimdi şarjı %43, bir oyun denemesi yapalım. Zaten çalıştığım cihaz oyun yok zaten şu an bunun piyasada. Çok üst seviyede kuvvetli bir cihaz. Başlamadan önce şunu söyleyeyim de, Android 4.4.2 KitKat ile geliyor, KitKat ile geliyor. Fakat hani zaten Samsung'un amiral gemisi 5 ile gelecek. 4.4 de olacak, her şey olacak. Gayet güzel de bir. Şimdi oyun testi de yapacağım. Hani bataryası dediğim gibi oldukça iyi, kuvvetli bataryası var. Bayağı da götürüyor. Hani ben bu kadar uzun süre giden tablet bataryası daha önce görmemiştim. Kendi kullanım zaten. Kullandığım tableti de biliyorsunuz. Çok çok da uzun gidiyor. Oyun testi yapacağım. Bir 15 dakika yine oynayacağım. %43 işte şimdi konuşurken kaça düşer bilmiyorum. Fakat hani birkaç özelliğini söyleyeyim. Side Sync diye bir sistem var. Hani telefonunuzun ekranını buraya yönlendiriyorsunuz. İşte telefona mesaj geldi. Telefon uzakta, elinizde tablet var mesela, film izliyorsunuz. Cevabını buradan yazabiliyorsunuz aynı ağdaysanız. Evdeyken mesela telefon şarj oluyor. Siz de burada bir şeyler izliyorsunuz, film izliyorsunuz. Telefona mesaj geliyor, direkt buraya geliyor. Mesajı cevap yazıp yine SMS yani. Ya işte telefonda artık hangi uygulamalar yüklüyse burada olmayan uygulamaları. Güzel bir özellik, kullanılabilir bir özellik. Remote PC'yi zaten söylemeye gerek yok. Buradan bilgisayarınızın mouse'unu, klavyesini kontrol edebiliyorsunuz. Tabi Samsung Apps'ten de birkaç uygulama indirebilirsiniz. Özel kendi Apps'leri de var. E-Meeting, E-Meeting daha doğrusu. Özelliği de oldukça hoşuma gitmişti. O da 4-5 tane bu cihazdan aynı odada durursa, bir tanesini tanımlıyorsun. Mesela sunum yapacaksınız, atıyorsunuz. Bütün cihazların ekranı aynı oluyor. İşte oradan düzenliyorsunuz. Herkes görüyor elinizdeki şeyleri. Falan filan. Oyuna başlamadan önce şarjımız %43, Wi-Fi açık. Açtık onu da. Ve bağlı şu anda zaten oyuna girerken fark edeceksiniz. Bir sıcaklığını ölçelim, ısısını ölçelim daha doğrusu. Böyle bir 21.6 santigrat derece. Havada bu arada soğuk.
Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şarjı %43'tü, %42'ye düştü. Şöyle yine biz klasik asfalt 8'imize geçelim. Evet, 15 dakika oldu. %42'den 35'e düştü şu an. Tamam, az önce düştü. Şöyle ölçelim sıcaklığını. 28.7. Tabii dış, yani dışarısı soğuk. Şu an zaten benim kulağım burnum dondu. Ona rağmen bir 7 derecelik artış var. Hani iç mekanda olsa zaten bu 10 derece kadar çıkar. Isınmıyor diyebiliriz. Hani öyle söyleyeyim. 10 derece kadar çıkar, ısınmıyor diyebiliriz. Elinle oynadığımızdan şu kısımlar soğuk zaten şu an. Telefon gibi değil tabii. Güzel cihaz, başarılı cihaz. Ben şahsen başarılı buldum. Teknoloji anlamayan adamında özendim, dışarı çıktım. Şu an donuyorum. Hani günlük güneşlik pastırma yazı falan dediler. Dışarı çektiler. Şu an bayağı üşüdüm. Cihaz böyle. Bir son olarak şeyine bakalım. Ses desibel çıkışına bakalım. Sesi çok kaliteli veriyor. Hani dışarıda bakalım ne kadar verilecek maksimum. Şarkıyı buraya attık. Cihaz belli. Burada duruyor. Buranın tarihi görebilirsiniz. Bakalım ses seviyesi. Evet, bayağı da iyi ses çıkışıyor. Maksimum ulaştığı seviye 99.2 desibel. Bayağı da iyi ses çıkışı varmış. Onu da görmüş olduk. Dediğim gibi birçok özelliği var. Cihaz gerçekten ben beğendim en azından. Başarılı buldum ekranı. RAM'i olsun. Bir şarj süresi de önemli tabi. Yani at 3-5 tane film. İstediğin yere gittiğinizde bayağı da şarjı gidiyor. O açıdan başarılı. Bizi Facebook sayfamızdan şöyle alttan göster. Terim artık onu herhalde. Facebook sayfamızdan takip edilir. Twitter adresimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube adresimize abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Web.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.